Merhabalar efendim, ben Nurgül. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlere daha önceden arabaşı çorbasını ve arabaşı hamurunu tüm detaylarla paylaşmıştım. Bugün de arabaşı hamuru baklava dilimi şeklinde nasıl kesilir onu sizlere göstermek istedim. Arabaşı çorbası nasıl yapılır? Arabaşı hamuru nasıl yapılır? Tüm detaylı tarifler için infobox'a link bırakıyorum. Linkten ayrıntılara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Soğumuş olan hamurumuzu önce ikiye, sonra ortadan tekrar bölelim. Elde ettiğimiz her bir üçgeni tekrar keselim ve ince şeritler halinde dilimlere keselim. Her kestiğimiz dilimi aynı şekilde diğer tarafından çapraz bir şekilde keselim. Çevirerek bu işlemi bu şekilde devam ettirelim her bir üçgeni. Bunu sadece size göstermek için bu şekilde aldım arkadaşlar bu dilimi. Aslında normalde bu kadar büyük dilim yutulmaz ve ben yutmuyorum da arabaşı hamurunu. Sadece damağıma basıp eziyorum ve suyu ile birlikte öyle yutuyorum. Normalde yutuyorlar ama ben yutamıyorum. Limon sıkarak ve acı biber ekleyerek servis depolu. Sıcak sıcak, soğuk kış günlerinde vitamin deposu, antibiyotik gibi İçimizi ısıtan yöresel bir çorba arkadaşlar yaptık. Burada sizlere çorba tarifini de kısaca göstermek istiyorum. Dediğim gibi infobox'a tıklayarak
tüm detaylı tariflere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arabaşı çorbasının tarihçesi Karamanoğulları zamanında Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Mersin gibi Karamanoğullarının sınırlarına ulaştığı yerlere Karamanlılar tarafından götürülmüştür. Aslında yemeğin gerçek ismi ara aşıdır. Halk dilinde arabaşı olarak kullanılmaktadır. Karaman sayesinde arabaşı çorbası diğer illerimize dağılmıştır arkadaşlar. Çorbanın bir de hikayesi vardır. Karaman Sarayı'na ziyarete gelen bir Arap emirine verilen yemek ziyafetinde bu yemek ikram edilmişti. Arap emiri ara aşı çorbasını çok beğenmiş ve bir daha geldiğinde yine arabaşı çorbasını istemişti. Yani kısaca arkadaşlar, arabaşı çorbası Karaman'dan diğer illerimize yayılmıştır. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olarak, videolarımı beğenip paylaşarak destek verebilirsiniz. Beni Facebook ve Instagram sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak da takip edebilirsiniz efendim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.